İslam dini barışı öğretir. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar adalet duygusuyla yaşamak istiyorlar. İslam içerisinde Amerika'ya geliyorsa söz, sadece biz değiliz, milyonlarca Müslüman Amerikalı bu ülkenin dokusunu oluşturuyor. Dolayısıyla medeniyetler çatışması gibi bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu noktada sadece fanatikliği ve nefreti körükleyen terör örgütlerinin başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum. İnsanlığın geleceği bizleri bu şekilde fay hatlarıyla bölenlere, dine göre bölenlere, ırka göre bölenlere, mezhebe göre bölenlere müsaade etmemek bizim görevimiz. IŞİD grubu çözündürülmeli ve daha sonra da imha edilmeli. Bu grup karşılarına kim çıkarsa Irak'ta, anneler, çocuklar, kız çocukları, erkek çocukları, hepsini darmadağın ettiler ve tecavüzü bir silah olarak kullandılar. Masum insanların kafalarını kestiler ve bunların videoları dünyanın dört bir yanına dağıtıldı. Hiçbir tanrı bu terörü emretmez. Çekilen hiçbir acı böylesine bir şiddet uygulanmasını haklı çıkarmaz. Ya böylesine bir kötü yapıyla müzakere edilir mi? Çünkü anladıkları tek dil güç kullanmak. Amerika Birleşik Devletleri geniş bir koalisyonla birlikte bu ölüm yapısını yıkmak için çalışmaktadır. Ve bu çaba içerisinde, bu çalışmamızda tek başımıza değiliz. Bu çabamıza bütün dünyanın katılması konusunda buradan bir çağrı yapıyorum bugün. IŞİD'e katılanlar da hala fırsat varken savaş meydanını terk etsinler, geri dönsünler. Aksi halde biz bu tehditlere hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz ve biz kurmaya çalıştığımızın geleceği onlar tarafından yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz.